Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak ve inşallah da atanmış bir şekilde geçsin. Arkadaşlarım bildiğiniz üzere biz konuyu anlatıyoruz. Konumuz nem ve yağışlar. Anlattıktan sonra konu anlaşıldı mı adında tarama denemesi yapıyoruz. Nem ve yağışlarla ilgili iki tane denememiz var. Birincisine başlıyoruz. Sizden ricamız soruyu gördüğünüzde ekranı durdurun, kendiniz çözün sonra devam ettirdiğinizde açıklamayı da can kulağıyla dinleyin. Buyurun başlayalım. İlk sorumuz sıcaklık arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi de artar. Tamam, sıcaklık arttıkça havanın nem alma kapasitesi artıyor. Buna göre kış mevsiminde aşağıdaki bölgelerin hangisinde havanın nem taşıma kapasitesi daha fazladır? Aslında ne diyor biliyor musunuz bu soru bize? Kışın Türkiye'nin en sıcak yeri neresidir? Yani buradan ancak bu çıkar. Bunu görebildiğimiz takdirde direkt Akdeniz olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Akdeniz bölgesi Türkiye'nin kışın en sıcak yeridir. Bu arada farklı bir bilgi vermek gerekirse Türkiye'nin yazın en sıcak yeri derse Güneydoğu Anadolu, kışın en sıcak yeri derse Akdeniz, yıllık ortalama sıcaklığı en fazla olan bölgesi derse yine Akdeniz bölgesini alacaksınız. İkinci sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri bir bölgedeki buharlaşmayı etkilemez demiş. Buharlaşma sıcaklıkla alakalıdır arkadaşlar. Boylam. Boylamın hiçbir şekilde etkisi yoktur. Bunu alalım. Ondan sonra enlem. Ekvatora yakınlaştıkça sıcaklık arttığına göre buharlaşma da artabilir. Bunu almıyoruz. Yükselti arttıkça havadaki gazların basınç değerleri değişir. Buharlaşmayı etkiler. Aynı zamanda sıcaklığın azalması da buharlaşmayı etkiler. Bunu almıyoruz. Jeolojik yapı yeraltı ile alakalı bir durumdur. Buharlaşma ile hiç alakası yoktur. Bunu alalım. Bizden alakası olmayanları, etkilemeyenleri istemiş. Boylama aldık, jeolojik yapıyı aldık. Mevsimleri almıyoruz. Çünkü mevsime göre sıcaklık şartları değiştiğine göre buharlaşma da değişecektir arkadaşlarım. Evet cevap 1 ve 4 olacak. 3. Aşağıdakilerden hangisi demiş dünyanın en az yağış alan yerlerinden biri değildir. O zaman hemen her mevsim yağış alan bir yer bulmamız gerekiyor. Avustralya'nın batısı Gibson, Simpson, Büyük Kum, Victoria gibi çöllerin olduğu yer. Arabistan Yarımadası, deştulu, Deşti Kebir gibi çöllerin bulunduğu mekan. Büyük Sahra, Afrika'nın kuzey kısmı Sahra çölü dünyanın en büyük sıcak çölüdür. Grönland, bu da çöldür arkadaşlar. Çöldüğünce aklınıza sıcaklık gelmesin sadece. Bu da soğuk çöldür. Kongo Havzası. E, Kongo Havzası ekvator üzerinde yer alan bir yer. Amazon, Kongo, dünyanın en çok yağış alan yerleri. O zaman en az yağış alan yeri olmayacaktır. Cevap Edirne. 4. Bağıl nem oranının, bu arada bağıl nem nedir? Havanın yağış bırakma ihtimalidir. Ancak %100'ü geçerse yağış olur. Evet, o bilgiyi de verdikten sonra devam edelim. Bağıl nem oranının yıl boyunca yüksek olduğu bir bölge için, yani yıl boyu yağışlı olan bir yer için demek istiyor. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yıl boyu yağış demiş. Bakalım. Bulutluluk oranı fazladır. E yağışlıysa bulutlu demektir. Doğru. Sıcaklık farkı azdır. Bulutluysa, nemliyse yıllık da günlük de sıcaklık farkı az olur. Buharlaşma şiddeti düşüktür. Yağışın fazla olduğu yer buharlaşmanın az olduğu bir yerdir. Doğrudur. Yükselici hava hareketleri ki Dikey hareketleri yükselicidir. Çünkü alçak basınç, hafif basınç yere baskı yapmıyor anlamına gelir. Yükselen havada zaten belli bir yükseklikten sonra içerisindeki nemi bırakır ki yağışlı olan bir bölge diye tabir edilir. Yerin ısı kaybı fazladır arkadaşlar. Yerin ısı kaybının fazla olması için üstünde bulutun olmaması lazım ki aldığı ısının tamamını geri versin. E, yıl boyu yağışlı olan bir yerde bulut miktarı çok fazladır. O da E şıkkının doğru olmadığı anlamına gelir. 5 bir bölgede yağışın kesilmesi aşağıdakilerden hangisinin işaretidir? Yağış kesilmiş, var olan yağış bitmiş. Rüzgar hızının azaldığının, sıcaklık ortalamasının düştüğünün, havanın doyma noktasından uzaklaştığının. Evet bu çok önemli bir bilgi. Havanın doyma noktasından uzaklaştığı. Şöyle düşünelim. Hava eğer doyma noktasına yaklaşırsa ve geçerse ne olur? Yağış meydana gelir. Eğer yağış doyma noktasından uzaklaşırsa yani artık içerisindeki nemi bıraktığı için aşağıya doğru inmeye başlamışsa e bu da yağışın kesildiği anlamına gelir. Bulutluluk oranının arttığı yağışın arttığını gösterir. Hava basıncında azalma varsa alçak basınçtır yağışın arttığını gösterir. Bana yağışın azalması lazım o da Ceyhan'dır. Altıncı sorumuz. Bir bölgenin yağış düzeninde meydana gelecek uzun süreli bir değişiklik. Mesela uzun süreli bir kuraklık diyor. Misal. Aşağıdakilerden hangisini etkilemez? Tarım ürününün çeşitliliğini etkiler. Bir kere tarım ürünlerinde etkilidir. Mera hayvancılığı. E, mera hayvancılığı yüksek boylu çayırların olduğu Erzurum, Kars gibi yerlerde kendini gösterir. Eğer kuraklık olursa, yaz yağışı da meydana gelmezse e, bu hayvancılığı da etkiler. Jeolojik yapı. Yer ile alakalı bir durum. Her zaman söylüyoruz. Bunu etkilemez arkadaşlar. Doğal bitki örtüsünü tabii ki etkiler. Yağış etkilemez olur mu? O yüzden sadece 3'ü alabiliriz arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Dünya haritası normal bölgelerden hangisinde dünyanın en fazla yağış alan yerlerinden biridir? Arkadaşlar dünyanın en çok yağış alan yeri tam ekvatorun üstündeki mekanlardır. Amazon ve Kongo havzaları en başı çeker. Burada Amazon havzasında 2 numarayı görüyoruz. Cevabımız 2 olacak. 4 numara Gobi çölüdür. Dünyanın en büyük karasal çölü olarak bilinir. 3 numara Sahra çölüdür. 5 numara Gibson, Simpson çöllerinin bulunduğu yerlerdir. Aynı zamanda 3 ve 5'in dönenceler üzerinde bulunan mekanlar olduğunu görebilirsiniz. 1 numara da soğuk iklim sahasıdır. Dolayısıyla hangisi dünyanın en fazla yağış alan yerlerinden biridir dediği için 2 numarayı alıyoruz. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği yerde yoğunlaşma sırasında sıcaklığın daha yüksek olduğu söylenebilir? Arkadaşlar bunu dersimizde nasıl anlattık? Yeryüzünde ve gökyüzünde diye ikiye ayıralım bir kere yoğunlaşma ürünlerini. Bunlardan kırağı, bakıyorum çiğ ve kırç. Evet bunlar yeryüzünde gerçekleşir. Kar ve dolu gökyüzünde. Kırağı kar, dolu ve kırç sıfır derecenin üzerinde gerçekleşir. Çi sıfır derecenin üzerinde gerçekleşir. Diğerleri altında bir daha söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Kırağı, kar, dolu ve kırç sıfırın altında gerçekleşir. Çiğ sıfırın üstünde gerçekleşir. Buradaki soru sıcaklığın daha yüksek olduğu söylenebilirden kasıt bu. Yani hangi yoğunlaşma ürünü sıfır derecenin üstünde gerçekleşir diyor bana. O da sabah böyle çimlerin üzerinde yaprakların üzerinde küçük su taneleri şeklinde görülen olaya çiğ dediğimize göre cevap denizli olacak. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Buradaki yağış şekillerinin isimleri istedim. Denmiş. Çok zor bir soru değil fazla da uzatmaya gerek yok. Güneş ışınları bir yeri ısıtır ısınan hava yükselir buna yükselim yağışları denir. bir numara konveksiyonel olacak. 2 numarada denizden gelen hava dağa çarpacak yükselecek yamaç diye tabir ettiğimiz yağışları meydana getirecek. 3 numarada iki farklı hava kütlesinin karşılaşma alanında oluşturmuş olduğu bir cephesel yağış olmuş olacak. Cevap Bursa gibi görünüyor arkadaşlar. 10. sorumuz... Havanın mutlak nemi aşağıdaki durumların hangisinde azalır? Bu arada mutlak nem nedir? Mutlak nem havanın içinde o anda bulunan nemdir. Diyor ki aşağıdaki durumların hangisinde azalır? Mutlak nem nasıl azalır? Bir kere mutlak nem sıcaklıkla orantılılar arkadaşlar onu iyi bilelim. Yani sıcaklık azaldığında mutlak nem de azalacak. Yani atıyorum gece mi fazla gündüz mü? Gündüz fazla yazın mı fazla kışın mı yazın fazla gibi. Yani sıcak arayacaksınız mutlaka artması için. Biz azalır diyor soğuk bir yer arayacağız. Kutuplardan ekvator sıcak. Dağların zirvelerinden eteklerine doğru inildikçe sıcaklık artıyor. Karanın iç kısmından kıyılara doğru sıcaklık artıyor. Yaz mevsiminden kışa gidildikçe, yaz mevsiminden kış mevsimine doğru gidildikçe evet soğuk. Geceden gündüze doğru gidildikçe, geceden gündüze doğru sıcak. E ne diyor? Havanın mutlak nemi aşağıdaki durumların hangisinde azalır? E ben soğuğu aradığıma göre denizli olacak. Arkadaşlar burada bir yanlışlık olmuş. Burada geceden gündüz olmaz. Denizli bizim cevabımız. Ben bunu ayarlarım. Ama tekrardan size söylüyorum. Buradaki cevabımız, doğru yanıtımız yaz mevsiminden kış mevsimine doğru gidildikçe olacak. Diğer sorumuza geçelim. Soru 11. Bağıl nem oranı %95'ten %45'e düşen bir hava kütlesi. Yani demek istiyor ki yağıştan uzaklaşıyor. Artık hava ısınıyor mudur? Nedir? Bağıl nem %95'ten tam yağış olacak uzaklaşmış. %45'e düşen bir hava kütlesi ilgili olarak. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım. Yamaç boyunca yükselmiştir. E yükselse yağış olur. Bağıl nem de artar. O zaman bunu alabiliriz. Sıcaklığı artmıştır. Evet sıcaklığı artan bir hava kütlesi bağlı nem oranı %95'den düşebilir. Nem taşıma kapasitesi artmıştır. Zaten sıcaklık artmıştır demek ne demek? Nem taşıma kapasitesi artmıştır demek. Bunu da aynı şekilde bulutluluk oranı artmıştır. Arkadaşlar bulutluluk oranı artan bir hava kütlesinin bağlı nemi düşmez. Artar. Aynı birinci seçenekte olduğu gibi. 1 ve 4 benim cevabım olacak. 12. soru. Nemliliğin bazı kavramlarla ilişkisini gösteren aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır? Bakalım doğru mu ters mi orantı? Mutlak nem, sıcaklık. Sıcaklık arttıkça mutlak nem de artar. Doğru. Sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır. Ters orantı doğru. Sıcaklık arttıkça maksimum nem yani havanın nem alma kapasitesi de artar. Doğru. D seçeneğinde sıcaklık arttıkça buharlaşma da artar. Doğru. E seçeneğinde havadaki mutlak nem arttıkça bağlı nem azalır. Olmaz. Havanın içindeki nem arttıkça yağışa daha çok yaklaştığı için bağlı nemin de artması lazım arkadaşlarım. O yüzden Edirne benim cevabım olacak. 13. Aşağıdaki durumların hangisinde sis oluşması beklenmez? Arkadaşlar siz bir kere sıcak bir yerden soğuk bir yere giden havanın soğuk zemin üzerine geldiğinde oluşturduğu havada asılı halde bulunan su tanesi ve buz kristallerinden oluşmuş kütlelerdir. Sis oluşması beklenmeyecekse havanın ısınması lazım. Bak bunu unutmayın. Sis yoğunlaşma ürünüdür arkadaşlar. Nemli hava kütlesinin yamaç boyunca yükselmesi. Hava soğuduğu için sis oluşabilir ki bunun adı yamaç sisidir zaten. Ilık deniz üzerinden soğuk karalara doğru yönelen hava kütlesi. Biraz önce de söyledim sıcaktan soğuğa gidecek ve soğuk zemin üzerinde oluşacak. Bu da olur. Gece boyunca yerin ışıma yoluyla ısı kaybetmesi. Soğumuş soğuduğu için olur. Sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma alanı. Zaten bu gibi yerler sis ve balıkçılık yönünden çok zengindir olur. Yamaç boyunca alçalan hava. Ne oldu? Alçaldı. Alçalınca ne olur? Isınır. Isınınca sisten uzaklaşır. Arkadaşlar cevap Edirne'dir. 14. sorumuza gelelim. Yol boyunca pardon yıl boyunca bol ve düzenli yağış alan bir yöre ile ilgili. Bol bol yağış alıyormuş arkadaşlar. Hangileri doğrudur demiş. Güneş enerjisinden yararlanma olanağı azdır. E arkadaşım zaten yıl boyunca yağış alıyorsa, yıl boyunca hava kapalı, bulutlu demektir. Güneş enerjisinden de yararlanma olanağı düşüktür. Biri alalım. Ekili dikili arazi oranı fazladır. Her yağış olan yerde bu fazla diyemezsin. Akarsu rejimleri düzenlidir. Bak bu doğru olabilir. Çünkü her mevsim yağış alan bir yerin akarsuyunda da her daim su vardır. Yani rejim düşük, düzenlidir. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Arkadaşım dört mevsimin yaşanması için bir yerin orta kuşakta olması lazım. E ben bu yerin nerede olduğunu biliyor muyum? Hayır. Dolayısıyla ben 1 ve 3'ü alıyorum. 15. sorumuz. Yukarıda 5 merkezin bağlı nem ve sıcaklıkları verilmiştir demiş. Buna göre kaç numaralı merkezde buharlaşma şiddetinin daha az olması beklenir? Arkadaşım eğer buharlaşmanın az olmasını istiyorsanız yağışın fazla olmasını isteyeceksiniz. Yani Türkiye'de buharlaşmanın en az olduğu yer yağışın en fazla olduğu Doğu Karadeniz kıyılarıdır. Buharlaşmanın en fazla olduğu yer yağış miktarının yaz aylarında da bu sıcaklığın etkisiyle Güneydoğu Anadolu bölgesidir. En az olduğu en fazla olduğu yer buharlaşma. O zaman buharlaşmanın en az olduğu yer yağışın en fazla olduğu yerse birinci seçenek benim için cevaptır diyebilirim. 16. Aşağıda verilen hava kütlelerinden hangisinde yağış oluşması beklenmez demiş arkadaşlarım. Yağışın oluşabilmesi için alçalması yeter, e, yükselmesi yeterlidir. O zaman alçalan bir hava kütlesi asla yağış getirmez. A'da yükselme var, B'de alçalma var, C'de yükselme, E'de yükselme, D'de yükselme. E o zaman direkt çıktı zaten cevap. Yani bazı şeyler mantık yürütmeyle olabilecek unsurlar. B bizim cevabımız. 17. soru. Buna göre demiş aşağıdaki bu merkezlerin hangisinde sıcaklığın en yüksek olduğu söylenebilir? Önce soruyu okuyalım. Aşağıdaki tabloda 5 farklı hava kütlesinin mutlak nemleriyle bağın nemleri verilmiş. Arkadaşlar mutlak nemlerin hepsi eşitmiş. Yani ha hepsinde de havada belli bir miktarda nem varmış. Bağıl nemleri farklıymış. Yani bunların e, yağışa yakınlıkları kendini gösteriyor arkadaşım. Hepsinde de hava havadaki nem miktarı aynıysa yağışa uzak olan mı, yakın olan mı sıcaklığın en yüksek olduğu bölgedir arkadaşlar? E tabii ki havadaki bağıl nem ne kadar azsa yağışa o kadar uzaktır demektir. Ve bu da sıcaklığın en yüksek olduğunu gösterir arkadaşlarım. Devam edelim 18. soru. Bir merkezde yağışın başlaması gibi özelliklerin hangileriyle açıklanabilir? Bir merkezde yağışın başlaması. Yağış niye başlıyor bir merkezde arkadaşlarım? Bir merkezde yağış niye başlar? Hava yükselirse başlar. Başka türlü başlar mı? Havanın yükselmesi gerekir. Rüzgar hızının artması, hava sıcaklığının azalması, alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi, mutlak nemin maksimum nemi aşması. Dört tane özellik verilmiş arkadaşlar. Hangileriyle açıklanabilir demiş bir merkezde yağışın başlaması. Yağış başlamışsa kesinlikle rüzgarın hızının artmasıyla bir işi yoktur. Hava sıcaklığının azalmasının etkisi vardır. Sıcaklık azalırsa hava büzüşür. Büzüşürse içindeki suyu bırakır. Alçalıcı hava hareketinin görülmesi bu yağışı uzaklaştırır. Mutlak nemin maksimum nemi aşması, havanın içindeki nemin alma kapasitesini aşması demek bu da yağışın başlaması anlamına gelir. Cevap Denizli olacak. Evet 19. sorumuz arkadaşlar. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu, yağışın yıl boyunca devam ettiği bölgelerde bağıl nem oranı yüksektir. Yıllık yağış miktarının fazla olduğu, yağışın yıl boyunca devam ettiği bölgelerde bağıl nem oranı yüksektir. Buna göre yukarıda harita numaralandırılmış bölgelerin hangisinde bağıl nemlilik yıl boyunca en azdır demiş. Bağıl nemin yıl boyunca en az olduğu yer arkadaşım bir çöl bölgesi olacaktır. Çöl olabilmesi için de bu bölgelerin çöl olup olmadığını bilmeniz lazım arkadaşlar. 2 numaralı olan yer Avustralya'da Büyük Kum, Victoria, Gibson, Simpson gibi çöllerdir. 3 numara Muson iklim bölgesidir. 6 ay boyunca yağışlıdır. 5 numara Kuzeybatı Avrupa'dır arkadaşlar. Bu her mevsimi yağışlı olan bir yerdir. 4 numara Ekvatoral iklim bölgesidir. Her mevsim yağışlıdır. 1 numara Kuzeybatı Avrupa her mevsim yağışlıdır. O zaman cevabımız çıktı 2. Ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki yoğunlaşmalar çeşitlerinden hangisinin zeminde gerçekleştiği söylenebilir yeryüzünde mi gökyüzünde mi bunu bilebilmeniz lazım dolu gökyüzünde yağmur gökyüzünde kar gökyüzünde bulut gökyüzünde kırağı hem yeryüzünde hem de sıfır derecenin altında gerçekleşen bir hava olayıdır bir yoğunlaşma ürünüdür arkadaşlar teşekkür ederim Allah'a emanet olun full yaptıysanız konuya hakimsiniz bir dört arası yanlışınız varsa birazcık konu tekrarınız gerekiyor beş ve daha fazlaysa kesinlikle çok net bilen bir arkadaşınızdan destek almalısınız. Diğer videomuzda buluşmak üzere. Allah'a emanet. yorum yazmayı asla unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.